Ay bu şişko karı da bizim piyasadan para kazanıyor ya. Helal olsun valla. Aa, neden kız bu zille? Bunlar bizi de şey sandı galiba. Kız ağır hasta. Seni beğenecek salakları nereden buluyorsun bakayım? Anam bu manda kasalar çeneyle hallediyorlar o işi. Car car konuşup alıyorlar müşteriyi. Ya bana baksanıza siz kokoş karılar. Sizin ağzınızı var ya böyle cart diye yırtarım. Ben bugüne bugün Kleopatra gibi kadınım. Elimi sallasam 50'si karşıma böyle dizilir boy boy. Ne diyorsun sen be? Ne var be kızım? Güzelim, güzelliğimi savunmayayım mı? Bakın hanımefendiler, biz sandığınız gibi o şeyden dolayı içeri girmedik, anladınız mı? Neden girdiniz peki? Çok şükür hırsızlık bizimkisi. Aa maşallah, sizin suçunuz da çok klas suçmuş yani. Aman cüzdanlarınıza dikkat edin kızlar, aramızda namuslu hırsızlar var. Dilek. Kız bunca azarında işi çok zor be. Bunların sigortası da yok değil mi? Ya ne diyorsun sen ya? Bazen gerçekten uzaydan geldiğini düşünüyorum senin. Bu ne biçim müessese kardeşim? Küçücük bir baltayı içeriye sokturmadınız. İçeri baltayla mı girmeye çalıştın? Evet. Ay buradan kurtulmanın başka yolu yok mudur Osman? Demir parmaklıkları kesmek için mi getirdin baltayı? Sizi kesmek için getirdim. Osman'ım benden nasıl şüphelenirsin? Ben bugüne kan namusumla yaşadım. Kimsenin paracıklarına yan gözle bile bakmadım. Kimsenin parasına bile yan gözle bakmazsın ama... altınlarını görünce diye alır götürürsün değil mi? Delirttin beni Safiye, öldüreceğim seni. Ay. Öldüreceğim, öldüreceğim. Ya saçmalama, ne yapıyorsun? Öldürecek misin annemi? Evet, öldüreceğim. Safiye, bana kalırsa sen bu hırsızlıktan buradan 15-20 senede zor çıkarsın, tamam mı? Ben küçük kızları heba etmemek için aklıma ne geldi? Ben evleneceğim. Ne? Sen ne söylersin Osman? Baş baya evleneceğim işte. Osman bunu bana nasıl yaparsın? Benim üstüme nasıl evlenirsin? Bırak beni be, bırak. Sen yaparken de iyi miydi yani? Ben 2 saat eve geç kalsam hemen telefon edersin o çöpçatan aileye, memlekete. Beni evlendir, koca bul bana diye. Ha? Ben de evleneceğim. Kızları sersemil etmeyeceğim küçükleri. Babacığım biraz mantıklı olabilir misin? Ben mantıklıyım işte. Mantıklı olduğum için evleneceğim. Haydi bye bye. Onu var ya ellerimle öldürürüm. Buradan tünel kazar kaçarım yine öldürürüm. Kleopatra Hanım ne üzülüyorsun? Hani elini sallasan 50'siydi. Sallarsın artık elini. Bana baksana sen paço. Gelişme var mı? Var. O iki susak hırsız cezalarını çekecekler. Ya durum bu kadar umutsuz mu? Asıl umutsuz olan benim be. Bu saatten sonra ben ne yapacağım, yalnız kaldım? Ben o 2 tane küçük ikize nasıl bakacağım? Nasıl çamaşırlarını yıkayıp nasıl yedireceğim onları ben be? Ha? Ne yapacağım ben? Ha, aklıma koydum. Beyamali hızla hemen evleneceğim. Şaka değil mi bu? Ya bu neden saçmalıyorsun Osman ya? Aptallaşma. Dur, sabret. 2 gün bekle. 2 gün değil, 2 saat bile bekliyorum. Arayacağım o çöp çatan aileyi. Bana bir kadın bulmasını sağlayacağım. Evleneceğim. Haydi. Tövbe tövbe ya. Niye aşkım bu kadını? Ayrı abla. Ben Osman. Hangi Osman olur mu be? Pehlivan Osman. Osman Şentür. Bana bir karı lazım. Yok be, onun için değil canım. Evleneceğim, evleneceğim. Elinde var mı bile bir şey? Ha? Yok, olmaz Ayrı abla. Safiye gibi istemem ben. Öyle para göz istemem, tamam mı? Var mı elinde bile bir şey? Ha? Tamam o zaman. Hemen bu organizasyonu yap. Akşama bize gelin, tamam mı? Hadi, görüşürüz. Bye. İşte bu kadar. Leyla, biz bu durağın tabelasını değiştirelim kızım. Akasya durağı ya. Akasya tımarhanesi yapalım. Lan aranızda bir tek akıllı yok mu be?
Sinan, bu görücülük meselesi için bana bir büyük lazım. Sen gelir misin? Ben. Nuri Baba var. Nuri Baba olmaz. Nuri Baba taş koyar. Ramazan Baba var. O da olmaz. O kafayı yedi. Sözüm meclisten dışarı. O da kadına iş koyar. En iyisi sen gel. Akşama takımlarını giy bile falan. Gel, tamam mı? Tamam. Ben takımımı giyer gelirim. Bu şamatayı kaçıracak değilim Osman Aga. Yaşım senden büyük değil ama zeka yaşım senden bayağı bir büyük. Kendi ağamız olduğu için söylemiyorum ama Osman Aga gerçekten çok aga bir insandır. Yani bulunmaz Hint kumaşıdır. Ayrıca pehlivandır. Hem de yağlısından pehlivandır. Geldi işte. Buyurun anacığım. Yanlış bir şey yapmayız değil mi? Yok yok, her şey yolunda. Sen merak etme, sen bana güven. Gerisini merak etmesin. Efendim, Osman Aga'nın işi vardır. İşi gücü vardır yani. Sonra içkisi kumarı yoktur. Hazır iki tane de kızı var. Bakın ne kadar sevimliler değil mi? Tam böyle mıncırmalık ikisi de. Maşallah. Vallahi bizim kızımız da mutaassıp, namuslu ve becerikli bir kızdır. Ona da maşallah. Sonradan hırsız falan çıkmaz değil mi? Safiye de baştan çok iyiydi ama bir gün benden para istedi, vermedim. Gitti kuyumcu soydu. Merak etme Osman Aga. Hanımefendinin değiştirme kartını yanında vereceklermiş. Bir şey olursa değiştiririz artık. Allah'a şükür yapmaz öyle şeyler. Kefiliz kızımızın ahlakına. Ah ne güzel, bak iki tane de kefil var, bu iş tamamdır Osman Aga. O zaman düğünü hemen yarın yapalım. Tabii. Hemen yapalım. Tamam yapalım, niye yapmayalım ki? Kızlar için de iyi olur. Baksanıza bir gün anasız kaldılar, ikisi de telef oldu zavallıcıklar. Ya zor vallahi kardeş, yazık. Peki sizin evlilik ne olacak? Ben zaten onu boşayacağım yani. Şimdi ilk önce imam nikahı yapalım, sonra bir gün Allah kısmet ederse resmi nikah yaparız. Hadi o zaman bağalım, hadi bağalım. Hadi bağalım. Vallahi doğru anladın Safiye yengeciğim. Yani senin anlayacağın üstüne kuma geliyor. Vallahi benim azgın taki eniştem bugün nikah kıyar, haberin olsun teyzem. Ay boyun pozun derinsin hem Osman. Kleopatra gibi karın dururken burada size git başkasıyla evlen. Allah'ım ben de manyak bir ailedeyim ya. Babam hapse giriyor, annem evlenmeye kalkıyor. Sonra annem hapse giriyor, babam evlenmeye kalkıyor. Ya sizin aranızda ben kafayı yiyeceğim. Allah'ım ya Rabbim, ne olur buradan kurtulmam için yardım et. Bir Osman'ı öldürüm gelin ya Rabbim. Amin. Gözünüz aydın Safiye Hanım. Gerçek suçluları yakaladık. Suçlarını da itiraf ettiler, serbestsiniz. Aç Hüseyin. Ay Allah'ım ya Rabbim, ne kadar çabuk gönderdin duama. Sağ olasın. Aç Hüseyin, aç. Osman'ı evlenmeden yetişmemiz lazım. Koş. Ay. Sağ olun komiserim, sağ olun. Sağ olun. Sola doğru gider mi hiç? Ya Osman sen deli misin kardeşim ya? Nereden çıktı bu evlilik? Safiye suçsuz. Çıkacak gelecek. Safiye dünyanın en akıllı, en namuslu, en düzgün, en güvenli, en gururlu kadınıdır ama işte. O zaman kendi ağzından söylüyorsun bak iyidir diye, niye böyle yapıyorsun? Ülenir ama kızcağızı parayı görünce bile nevri döner. Kendini yaktı dileği de yaptı. Ben evleneceğim. Tamam. Maşallah birbirlerine ne kadar yakışıyorlar değil mi? Ay anne saçmalama Allah'ını seversen ya. Bir kere Osman abi Safiş'e çok ayıp ediyor. Ayol ben de birbirlerine yakışıyor derken onları kastediyorum. Birine bir şey oldu mu öteki evlenmeye kalkıyor ayol. Yavşar Zümet ablam doğruyu söylüyorsan yani tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş.
Osman Aga'nın mürüvvetinde gördüm ya, artık ölsem de gam yemem. Ben bunu sünnet düğününde görmüştüm. Yahu benim kendi düğünümde oynamam gerekirken geldik nerelerde oynuyoruz Allah Allah ya. Abi kardeşim öyle ateş mateş etmeyin ya. Damat yaşlı, ölür mölür bir şey olur, kalp krizi geçirir ya. Yok Osman! Allah! Buyurun. Alçak Osman! Sofie! Delikanlı hapiste kaçmış. Sinan hemen polisi ara, polisi ara. Hoş geldin Sofie. Gerçek suçlular yakalandı baba. Bizi de serbest bıraktılar. Bizi de. Aa ne kadar güzel, ne kadar güzel. Osman demek benim üstüme evlenirsin ha. Kusura bakma yani düğününe yetişemedim ama kısmet cenazeymiş. Hayrola, kimin cenazesi var, kim öldü? Senin cenazen Osman. Sen benim üstüme nasıl eğlenirsin? Ben seni başkasına yar eder miyim? Ya benimsin, ya benimsin. Ya da toplumsun.